tüm güzelliğiyle karşımdaydı, oturuyordu. Çok aktifti. Kendisine bayılıyordum ama siz de bunu ezberlediniz artık. Zaten bunları söylediğimde sevgili Serdar Öktem'in burada olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Söylememe gerek yok. Ailemizin ramatoloğu hoş geldin. Hoş bulduk. Bak bir çırpıda, bir nefeste. Ay ben de onu söyleyecektim. Bir nefeste nasıl hepsini sığdırabildin? Söyleten sensin. Ay teşekkür ederim hayatım. Nasılsın? O bir yetenek sana ait. Estağfurullah. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Seni de çok özlemiştim. İstersen şimdi televizyonu açanlar, daha önce dinleyip unutmuş olanlar, tekrar etmek iyidir. Fibromiyalji ne? Ve biz ne açıdan yaklaşacağız şimdi bu hastalığa, onu konuşalım. Tamam. Şimdi fibromiyalji kelime anlamı olarak aslında yaygın kas ağrısı, kas spazmına bağlı yaygın ağrılar demek. Yaygın ağrı ne demek? Yaygın ağrı aslında vücudunuzun birçok bölgesinde kas spazmına bağlı olarak hissettiğiniz. Tamam. Yani boynunuz, sırtınız, enseniz, kollarınız, parmaklarınız, bacaklarınız, ayak bilekleriniz. Yani aynı anda mı diyorsun evet, yani buna? Evet, yani her yerim tutulmuş bir şekilde uyanıyorum. Tamam. Gün içinde sürekli her yerim ağrıyor. İşte sabah yataktan kalktığımda dayak yemiş gibi kalkıyorum. Sanki uyumamışım ve bir ton iş işlemişim gece, beni dövmüşler gibi kalkıyorum. Allah korusun. Şimdi hastalarımın evet kullandığı tabirler bu. O yüzden de özetle evet, söylemek istedim. Şey yani söylüyorum. Onların ağzından anlatıyorum bunları. Şimdi mesela burada şu nokta çok önemli. Yani sabah uyandığında bir kişi eğer kaliteli ve güzel bir uyku uyumuşsa dinlenmiş, dinç ve iyi uyanır. Evet. Tamam. Kesinlikle. Uykunun kalitesi sabah uyanış şeklinizden anlaşılır. Şimdi mesela gece yatıp da benim uykum çok ağırdır, davul çalsalar uyanmam deyip de hani çok derin uyuduğunu söyleyen hastalarımız bile sabah buna rağmen yorgun uyandıklarını, yine dayak yemiş gibi kalktıklarını söyleyebilirler. O zaman şuna mı geliyorsun? Derin uyku uyumuş olmak kaliteli bir uykuyu getirmiyor mu? O anlama gelmiyor. Yani hasta derin uyuduğunu zannediyor diyelim zannediyor. Ben. Şöyle, tamam. Yani fizyolojik uyku şu şekildedir. Şimdi gece yattığınızda önce bir hani rüya görülen evreleri vardır. Evet. Uykunun. Evet. O daha böyle yüzeyel bir uykudur. Hatta hastanın göz kapakları falan oynar. Rüya gördüğü için onu izlerseniz göz kapakları falan oynar. Bu daha yüzeysel bir uyku. Sonrasında vücut derin uykuya geçer. Derin uykuda hiçbir hareket gözlenmez hastada. Solunum derinleşir, azalır. Ve uyku derinliği sırasında vücut tamamen gevşer. Gevşer. Daha doğrusu gevşemesi gerekir. Ve bu döngünün gece boyunca 3-4 kez ya da 5 kez falan tekrarlanması lazım. Ay, yani normalde ortalama rahatladım ha. Evet. 8 saatlik bir uyku aslında çok bütün insanlar için en ideal uyku saati demeliyim. Bu işte 4-5 kez bunun yinelendiğini düşünün. Rüya görüyorsunuz, sonra derin uyuyorsunuz. Sonra hafif tamam. Rüya görüyorsunuz, derin uyuyorsunuz. Derin uyku çok önemli. Derin uyku sırasında vücudumuz tamamen gevşer. Özellikle sabah 4-5 sularında mutlaka uykuda olmak gerekiyor. Ve derin uykuda olmak gerekiyor ki vücudumuzda yaşamsal olan hormonlarımızın o sırada salgılanabilmesi lazım. Beyinden. 4-5 mi dedin? 4-5 sularında. Ben mesela bunu 11 ile 1 arası bilirdim. Yok. Özellikle bakınız tiroid hormonu. Yani önce beyinden hipotalamustan vücuttaki hormonlarımıza şey gidiyor, uyarı gidiyor bezlere. Tamam. Şu hormonu üretin tamam. diye. Bu hipotalamusla salgılandıktan sonra işte sonra hipofiz bu uyarıları iletiyor. Saat işte hipofizden gelen bu uyarılar böbrek üstü bezlerimizi uyarıyor. Tiroid bezimizi uyarıyor. Ve onlara hormon üretmelerini söylüyor. İşte tiroid hormonumuz üretiliyor. Böbrek üstü bezinden ASTH dediğimiz bir hormon üretiliyor. O kortizolü uyarıyor. Şimdi onların o saatte iyi salgılanmış olması sizin hani yeterli ve iyi derecede salgılanması güne hazırlıyor. O talimatlar o saatte veriliyor. Gün de aydınlanmış oluyor evet. aslında. Şimdi karanlık o saatte halen. Sonuçta böbrek üstü beziniz. Çünkü kortizol salgılıyorsunuz ve sizin stres hormonunuzdur kortizol. Yaşamın getireceklerine gün içinde uyandıktan sonra yaşayacaklarınıza hazırlanmanızı sağlar kortizol hormonu. Ve bunlar bütün bu hormonların dengeli ve iyi salgılanabilmesi için
sizin kaliteli bir uyku uyumanız gerekiyor. O zaman yani sen bana şunu mu diyorsun? Sen kaliteli uyku uyusan bile 4-5 arası da uyuduğunu varsaysam bile kalktığında her tarafın tutuk kalktıysan burada bir terslik var mı diyorsun? Burada bir terslik var. Kaliteli uyuduğunu zannediyorsundur diyorum. Ha. Şimdi birincisi bu. Tamam. Sonuçta bizim fibrom işte kalktığınızda da dolayısıyla kaslarınız derin uyku sürecini az yaşamışsa, hı hı, derin uykuyu az yaşamışsa ve gevşeyememişse, tamam, dolayısıyla siz bayağı ağrılı ve kasılmış kalkarsınız. Aynen. Yani gergin. Gergin kalkarsınız. Hem ruhen yani şöyle gergin, bir türlü dinlenmemiş, hayattan isteksiz, böyle kötü bir ruh haliyle uyanırsınız. Vücudunuz da bunu yansıtır zaten. Hı hı. Mesela hastalarımız şunu söylerler. Uyandığımda yastığın üzerinde kafamı kasılmış bir şekilde buluyorum. Hani böyle gevşemiş bir şekilde değil. Şimdi yani bu bakınız fibromiyaj dediğiniz şey aslında çok o kadar da zor bir şey değil. Yani sık gördüğümüz bir şey zor bir şey değil. Tedavi edilmesi çok kolay. Önemli olan mantığını anlayabilmek bir noktada. Bir kere fibromiyajda yaygın ağrılarınız var. Gün içinde konsantrasyon güçlüğü çeker fibromiyajlı hastalarımız. Gün içinde uykuları gelir, kendilerini sersem gibi hissederler, hmm, ve hiçbir şeye zaman hani gerçekten konsantre olamazlar ve özellikle uyandıktan sonra böyle 4-5 saat falan tutuk hissederler kendilerini. Hareket ettikçe sonra bir miktar açılırlar. Aynı zamanda fibromiyajlı hastalarına kabızlık da olur. Yani fibromiyajlı hastalığı tek başına yaygın kas hastalığı değil aslında. Bu nedenle biz bunlara daha bütünsel yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani romatolojik bakış açısı olarak da söylüyorum bunu. Evet. Ama esas aynı zamanda fonksiyonel tıp uygulayıcısı olduğum için, evet, de bunu söylemek istiyorum. Evet. Bir, nasıl anlarsınız fibromiyajlı hastası olduğunu? Hem yaygın ağrılı olursunuz, sabah kötü kalkarsınız, konsantrasyon güçlüğü çekersiniz, kabızlığınız olabilir, depresif bir moodda olabilirsiniz. Bunların hepsi fibromiyajinin komponenti, evet, içerisinde. Ne yapacağız? Şimdi birincisi uyku saatlerinizi netleştirmek. Evet. Bir. İkincisi mesela sen emzirmek için uyanıyorsun belki, evet, ama bazı hastalarımız kendiliğinden uyanıyor. Mesela. Yani burada bir sorun var. Bu tabii, bilinçaltını etkileyen şeyler de olabilir. Bakınız psikolojinin bunun altında da çok büyük bir rolü var. Değil mi? Fibromiyajlı dediğinde psikoloji de giriyor devreye. Kesinlikle giriyor. Çünkü mesela bilinçaltınızda çözemediğiniz bir sorununuz var. Gece sık 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 uyanırsınız. Düşünüyorsun. Ya da işte nasıl söyleyeyim? Burnunuz tıkalıdır. Burnunuzda deviasyon vardır. Şişiyordur. Gece uyanır. Tabii. Şey yaparsınız, uyanırsınız. Uyandırır. Mesela uyku apne sendromunuz vardır. Çok derin uykuya girdiğinizde hem kilo nedeniyle hem kulak, burun, boğaz, hava yollarınızda bir sıkıntı varsa derin uykuya girdiğinizde ve flask olduğunuzda diliniz geriye gidiyordur. Hemen böyle boğulma hissiyle vücut uyanıyor olabilir. O zaman yine derin uykuyu tam uyuyamazsınız. Yani bunlar çok önemli. Yani fibromiyajlı hastalarının arkasında bunların araştırılması lazım. Ne kadar derin bir yerden baktın. Tabii mesela. Yani dediğim gibi gerekirse terapi. Tabii. Psikoterapi, evet, ilaçlı antidepresanlardan bahsetmiyorum, asla o değil benim söylemek istediğim. Psikoterapi, hastanın bilinçaltını, kişinin bilinçaltındaki sorunları ayıklamak. Yani seni uyutmayan sebebi bulup onu temizlemek. Bir, evet, bu seni uyutmayan sebebi bulacağız, evet, bir. Dolayısıyla uyku kalitesini arttıracağız. Başlangıçta ilaçlardan faydalanabiliriz ama ben mesela melatonin diye bir hormon var biliyorsunuz. Sonuçta, evet, uykuya geçiren beyni o hormondur ve karanlıkla beraber salgılanır. Evet. Bazı kişilerde melatonin yetersiz olabilir. Ya da melatoninin işlev görmesini engelleyecek bir takım şeyler vardır. Melatonin desteği kullanılabilir. Fizyolojik bir uyku sağlamak, evet, için. Bu bir. Ki doğal bir takviye o. Doğal bir takviye. Bu zaten bizim vücudumuzda olması gereken, aynen, bir şey. İlaç değil bu sonuçta. Evet, bir, değil. Gerçek bir takviye. Melatonin desteği alınabilir. Fizyolojik uyku uyanması için altta yatan sebeplerin temizlenmesi gerekiyor ikincisi. Üçüncüsü bakınız bunu herkes çok iyi algılayamıyor ama bazı gıdalarımız, yediğimiz bazı gıdalar bizde ağrıyı tetikler. Ya. Mesela? Mesela kırmızı ette bu çok yoğun görüyoruz. Neydi? Kırmızı ette. Her kişiden kişiye değişir. Bazı hastalarımız glutenden dolayı çok olabiliyor. Bazı hastalarımız süt ürünlerine karşı gösterebiliyor. Şimdi bunların hepsi aslında alerjen gıdalar. Hmm.
Bunları ayıklayabilmek için hangisinin bize zarar verdiğini anlayabilmek için eliminasyon diyeti yapıyoruz 6 hafta kadar. Tüm alerjen gıdaları kesiyoruz hastalarımızda. 6 hafta. 6 hafta alerjenleri kesiyoruz. Tamam. Sonra birer hafta böyle deniyoruz. Mesela ilk bir hafta kırmızı eti yemesini söylüyorum hastamıza. Ne hissettiğini not etmesini istiyorum. Sonra bir hafta yeniden eliminasyon. Sonra bir sonraki hafta işte süt, yoğurt, peynir, süt ürünlerini takviye ediyoruz falan. Peki aslında biraz kendini dinleyen bir insanın az çok biliyor olması gerekmiyor mu? Kendisini anlayabilir ama insanlar fark etmedikten sonra nasıl söyleyeyim? Farkındalık önemli. Evet. Herkes kendisini o kadar dinlemiyor ya da bu farkındalığı hissedebilmesi için biraz bilgi kırıntısına ihtiyacı var ki onu da yapmaya çalıştığım aynen şey bu. Aynen. Şimdi mesela ben çok basit bir örnek vereyim. Ben kırmızı eti iyi tolere edebilen bir insan değilim. Vücudumda kırmızı ete karşı reaksiyon oluyor. Ve gerçekten kırmızı et yediğim günlerin hemen ertesi 2 gün boyunca sırt ağrım oluyor mesela. Ya. Kırmızı eti kestiğim zaman böyle bir şey yok. Bak. Neden? Çünkü kırmızı etin içerisinde araşidonik asit var. Hmm. Hem farklı bir molekül. Eğer siz yeterince omega 3 almıyorsanız ya da balık yemiyorsanız ya da omega 3 desteği almıyorsanız bu araşidonik asit vücutta inflamasyon yani yangı yönüne değişiyor, gidiyor. Çok enteresan. Eğer siz omega 3 ile de beslenen bir insansanız anti inflamatuar yani anti yangı molekülleriniz daha çok ulaşıyor. Kas spazmını tetikleyebiliyor işte bu durumlar. O yüzden mutlaka beslenme. Bunun dışında kasların gevşetilebilmesi için mutlaka kalsiyum ve magnezyumumuzun yeterince iyi olması gerekiyor. Yani kanda ölçtüğünüz magnezyum normal sınırlarda senin magnezyuma ihtiyacın yok diyemeyiz hastalarımıza. Çünkü önemli olan doku düzeyidir. Ya. Yani kanda ölçtüğüm ben kalsiyumum normal, magnezyumum normal, B12'm de normal. Ondan değildir bu diyemeyiz. Çünkü bunların doku düzeyi önemli. Kasılması ve gevşemesi önemli. Kalsiyum kasın kasılmasında daha çok etkilidir. Magnezyum gevşeyebilmesi için önemlidir. Fibromiyajlı hastalarımıza yaptığımız ikinci bir besin desteği mutlaka magnezyumdur. O magnezyumun da farklı formlarını kullanıyoruz tabii. Mesela bizim romatolojide en çok kullandığımız antidepresan türevlerinden bir tanesi etken madde olarak amitriptilin diye bir etken madde vardır. Türkiye'de de zaten bunun tek bir preparatı var, onu söylemiyorum. Mesela onu kullanıyoruz. Başlangıçta onun biraz daha hızlı etkisinden faydalanıyoruz. Hmm. Ama mutlaka bu besin takviyeleriyle bunu yapmak lazım. Bir ikincisi yoga, meditasyon, spor. Yani kaslarınızın gevşeyebilmesi için rahatlatıcı. Mutlaka çalıştırmanız lazım. Çünkü işleyen kas kasılı kalmaz. Tabii. Kasılır, gevşer. Ve o destekleri de kullanmanız gerekiyor. Yani vitaminleri ve elektrolit dengenizi de iyi kurmanız gerekiyor. Bir de dediğim gibi stres yönetimi çok önemli. Kronik stres her hastalığın altında nedendir. Ben onu çok net söyleyeyim. Başka bir program konusu gerçekten ama senin olduğun yerde stres olmaz bence Serdar. Evet. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Seninle konuşmak vallahi öyle güzel geçiyor ki beni bıraksalar böyle 10 gün burada seni dinlerim. Çok bütünsel yaklaşıyorsun meseleye. Çok kıymetli, çok ihtiyacımızın olduğu bir şey bu. Kesinlikle. Hem romatolog olup hem de fonksiyonel tıp uzmanı olup hem bütünsel yaklaşmak, hem beslenmeye, hem hayatın içine bakmak. Bak bir fibromiyajı dedik ama nerelere geldik? Psikolojiden, magnezyumdan, uyku tedavisinden nelere geldik? Çok kesinlikle teşekkür ediyorum bilgilerin için. Rica ederim. Mersi. Devam ediyoruz.